Efendim aşkım. Bir sesini duyayım dedim. Nasıl gidiyor? Daha buluşmadım. Kuaförden yeni çıktım. Sen kuaföre mi gittin? Evet. Niye şaşırdın? Şaşırırım tabii. Kuaför, manikür falan. Ne oluyoruz yani? Murat, eski sevgilimle buluşmamdan bu kadar rahatsızsan arayıp iptal edeyim. Tamam. Tamam hayatım. Pişman etme adamı. Akşam görüşürüz. Akşama... Belki bir konsere falan gidebiliriz. Yani ben seni arayıp haber veririm. Tamam mı? Konserin ne konseri? Hadi kapatıyorum. Ne görüşürüz. Bay. Sema. Sema. Aşkım. Uzun zaman oldu. Hala çok güzelsin. Teşekkürler. Sen de hiç değişmemişsin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne olsun işte. Yuvarlanıp gidiyoruz. Böyle çok bir değişiklik yok yani hayatımda. Sen nasılsın? Kızım bahsetsene benden. Sevgilim var, aşığım desene. Bu kadar mı dedi? Evet abi, bu kadar dedi. Aslında senden sonra toparlanmam zor oldu. Yani o yüzden ben de kendimi işe güce verdim. Paraya da para demiyorum ama... gönlüm hala fakir. Açıkçası şaşırdım. Senin gibi birini kızlar havada kapar vallahi. Ne oldu da gönlüne göre birini bulamadın? Yok yani aslında birkaç kişi oldu hayatımda ama... hepsi gönül eğlendirmek işte. Ben artık bir yuva kurmak istiyorum Sema. Niye söyledi ki şimdi bunu? Hayır, Sema'ya neden bahsediyor ki bunlardan? Hatırlıyor musun? Geçmişte evlilikten bahsederdik seninle. Gün gelir de yani hala bekarsak evlenme sözü vermiştik. Hatırlıyorum. Hayırdır? Ben tırsmaya başladım bu muhabbetten. Sema. Eğer senin de bende gönlün varsa... Ana. Açmıyor. Gitti kız. Vallahi gitti. Dur Murat abi, dur. Ne yapıyorsun ya? Dur bir dakika abi. Dur bakalım yenge ne diyecek? Belki gönlü sendedir. Belki adamı hayır diyecek ya. Bir Allah aşkına bir sakin ol ya. Değil mi? Ha? Hadi bakalım. Hadi. Hayırlısı. Benimle bir yuva kurmaya ne dersin? Oha! O ne lan öyle ceviz gibi? Ya sana layık değil ama beğendin mi? Abi çok güzel. Çık lan köyden, çık. Zaten kızı kaybettik. Ne diyorsun? Ay, teklifinden çok onur duydum Ozan'cığım. Ama benim hayatımda biri var biliyorsun. Her ne kadar bana evlenme teklif etmiş olmasa da... ona bir şans vermek istiyorum. Onu gerçekten seviyorum. Allah! Allah! Evlenmek mi istiyorsun? Bir sakin ol ya. Kıskandım. Birine aşık olmak, birini sevmek... şu anda o kelimeler bana çok uzak. Ama şunu bilmeni istiyorum ki... kalbim sana her zaman açık. Hadi lan uzatma işte, bas git. Kız hayır dedi ya. Hatırlıyor musun? Seninle deniz kenarına giderdik. Gözlerimizi kapatırdık. Esen rüzgarı tenimizde hissederdik. Ne alakası yok ya? Abi herif ağır romantikmiş yalnız. Sonra ben senin kulağına fısıldardım. Seni seviyorum diye. Saçlarını okşardım. Ne güzel günlerdi. Geçmişin hatırına yine gözlerimizi kapatıp... rüzgarı tenimizde hissedelim mi? Gözlerini kapatsana. Degetli adam, ne istiyorsun hala? Lan! 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 Abi! Abi dur! Nereye gidiyorsun? Ben yine kulağına fısıldayım. Saçlarını okşayayım. Ne rüzgarı hissederim. Ne yapıyorsun sen ya? Anam! Benim kabuk gibi sevgilim var dedin sana. Unuttun mu? Murat! Aşkım! Sevgilim? Evet. Ben. Sema'nın tek aşkı. Kapı gibi olan. Ne işi var senin burada? Seni bu lavuktan kurtarmaya ve... sana kalbimi sunmaya geldim aşkım. Sema, benimle evlenir misin? Ha şimdi... yani
Ne diyeceğimi bilemedim ya. Çok şaşırdım. Murat. Hadi kızım. Çatlatacağım mı adamı? Sema, rezil etmeyeceksin değil mi benim oğlu orta? Evet, evet. Ya kardeş. Vallahi bir godoşluk ettik, delikanlılığı bozduk. Kusura bakma, bir özrüm olarak bu yüzüğü kabul et. Lütfen. Eyvallah birader. Öyle olsun madem. Delikanlılık bende kalsın. Sağ ol. Senin de yolun açık olsun. Ben gideyim o zaman. Tamam, size iyi mutluluklar. Sema. Yine de beni unutma. Yani günün birinci... Lan eyvah, kusura bakma. Aşk doktoruyum ama tedavim yok. Benim kendime bile bir hayrım yok. Yoksa hiç aşkı tatmadınız mı? Aşk. Ne demek ki o? Kocamı arıyorsunuz. Evet. Hanımlar, hiç umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü erkekler hakkında öğrenmek istediğiniz her şey bu kitapta. Artık çaresiz değilsiniz hanımlar. Kitabımı alan herkese acil danışma hattımızdan ücretsiz telefon hakkı da hediye. Wow, bayıldım. Elimden bırakamadım. Bu kitabı okumayana aşk olsun. İddia ediyorum. Erkekler köpeğiniz. Bu kitap ise aşk rehberiniz olacak. Aşk olsun. Günaydın hanımlar. Dilekçim, yüzüğün ücretini de Sema Hanım'ın faturasını ekle. Tamam Ozan Bey. Tamam. En çaresizi yolla içeri. Peki. Hanımlar, unutmayın acı yok. Acı yok. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Bu adamı öldürmenizi istiyorum. Öldürmemi mi? Yanlış geldiniz. Bu işlere bizim üst kat bakıyor. Takılıyor, takılıyor. Ya bir dakika, ağlamayın. Sakin olun. Sorması ayıptır bu. Elinizdekiler ne? Düğünde takılan altınlar. Altınlar. Bir dakika, dur. Çok özür dilerim ya. Bu herif size ne yaptı? Kalbimi kırdı. O zaman tam yerindesiniz hanımefendi. Oturun lütfen şöyle, oturun, sakin olun. Arkanıza yaslanın, rahat olun. Aşk acısı mı çekiyorsunuz? İntikam mı almak istiyorsunuz? Kara büyü mü yapıyorsunuz yoksa? Hacı Hoca ile bu işler olsaydı erkeklerin hepsinin çükünüşkosu pat düşerdi. O da doğru. Şöyle gülün ya. Peki size yaşattığı acıyı ona tattırmak ister misiniz? Güzel. O zaman ona hayatının aşkını tattıracağız. Ayakları yerden kesilecek. Hop, vallahi bir tarafları tavana vuracak, yüreği pırpır edecek. Sonra kalbine gider aşk parasını bir keseceğiz. Sönmüş balona dönecek vallahi herif. Gözyaşlarını getirebilir misiniz bana? Gözyaşlarını. Güzel, getiririm. Kaçlık şişeler de istersiniz. Damacanaya kadar yolu var. Ödeme bu yani. Güzel, peki. Peki. Arayacağım ben sizi. Güle güle, güle güle. İyi günler. Kolay gelsin. Aslı Hanım'ın dosyası. Kontrol için geldim. Güzel, çağır gelsin. Şurada kasaya koy. Hanımefendi, lütfen.
Ayaklansınız bekleyin. Yalnız benim işim acil tatlım. Ne oldu? Ne oluyor? Tamam. Ay çok şekerli kızmış Ozan Bey. Buyurun, buyurun efendim. Oturun, buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Caner biriyle çıkmaya başlamış. Caner kim? Aa, eski sevgilim. Eski sevgilimiz. Tamam, peki. Şimdi biraz sakin oluyoruz. Hı-hı. Derin derin nefes alıyoruz. Güzel. İsminiz? Ceyda. Güzel, ben de Ozan, memnun oldum efendim. Memnun oldum. Eşeklik ettim ben Ozan Bey. Estağfurullah. Özür dilemeye diye aradım. Barışalım mı diyecektim, yeniden görüşelim mi, yeniden başlayalım mı diyecektim. Ne dedi? Ne dedi? Biriyle beraberim dedi. Kuş uçtu yani. Nereye uçuyor ya? Uçamaz, kaçamaz kuş. Benim kuşum. Evet. O kadını bırakıp bana geri dönmeli. Mesela yarın iki medeni insan gibi yemeğe çıkıyoruz. Ben dedim. Sevgililerimizle yemeğe çıkalım dedim. Çok orijinalim çünkü. Değil mi? Neyi kaybettiğini görmeli Ozan Bey. O yüzden bana hemen bir erkek lazım. Peki. Şimdi Ceyda Hanım, sizi kıskanmasını sağlayacak yeni erkek arkadaşınızı bu katalogdan bulabilirsiniz. Hepsi işin ustasıdır. En pahalısı olsun. Hatta ben sizi istiyorum. Ya bu pek mümkün değil. Yani tahmin edersiniz ki bu aralar yoğunum, işlerim çok yoğun yani. Aa, Ozan Bey, Caner'in beni kıskanmasını sağlamanız çok zor olmasa gerek. Evet. İsterseniz ben düşünmenize yardımcı olayım. Caner'in bana tekrar aşkım demesini istiyorum. Eminim yarın akşam bir işiniz yoktur. Ya maalesef yarın akşam ki bütün randevularım şu anda iptal olmuş durumda. Evet efendim, kaçta buluşuyoruz? 7'de beni alırsanız sevinirim. Çok memnun oldum. Ben de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dilekçim. Şu adama birisini ayarla. Haftaya ayarladığın kişiye bir başkasını ayarla. Ki adam boşa çıkıp acıyacaksın. Aynen. Bir şey daha var. Nedir? Bir konuda yardımına ihtiyacım olacak. Yine kimin kalbini kıracağım? Yok yok, bu sefer gönül alma işi. Söyle bakalım. Aşkım, hoş geldin. Hoş bulduk aşkım. Ya ne zahmet etmişsin, ev baklavası yapıp getirmiş anne. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk öpeyim. El öpenlerin çok olsun. Ay, utandırıyorsunuz beni, teşekkürler. Ay, ne dedim ki ben şimdi? Ay, hadi kızım, siz geçin içeri. Sofra hazır. Şurada al. Hadi bir takip et, hadi bir takip et. Taksimetre açıyor mu ona göre? Ay, ben yardım edeyim size, zahmet olmasın. Çok güzel olmuş evladım. Ellerine sağlık. Cevizini de bol tutmuşsun. Afiyet olsun. Annenle babanın rızası olursa bir gün size misafirliğe gelmek isteriz. Hem tanışmış da oluruz. Ay. Ne oldu oğlum? Cevizin kabuğu boğazıma kaçtı. Yani sen de eleştirecek yer arıyorsun. Olur o kadar. Ne dedim anne ben şimdi ya? Bak, bu kızı üzersen karşında beni bulursun ona göre. Ne alakası var anne şimdi, ne alakası var? Ben dedim diyeceğimi. Selda teyzeciğim, gurur duyacağınız bir evlat yetiştirmişsiniz. Ah, umarım iyi de baba olur. Ben şey, sofrayı toplayayım mı? Ben de sana yardım edeyim hayatım. Yok kızım yok, sen otur. Ozan toplar. Bu arada da fırsat bu fırsat biz seninle biraz dedikodu yaparız. Peki, siz bilirsiniz. Ozan, evladım, bulaşıkları makineye yerleştiriver. Hem eline alıştırmış olursun. Anne, Dile'ye bir şey almana gerek yok. O böyle şeyleri umursamaz. Aa, olur mu öyle şey oğlum? O kadar baklava yaptı kız. Ay eski halim olsa ben kendim dikerdim ama nerede? İstanbul'a gelmişken kendi elimle seçeceğim hediyesini. Hadi gel, bir de buraya bakalım. Ozan. Anne. Ozan. Oh, ne diye vuruyor şimdi ya? Hadi 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 içeri. Ne alacaksan al lütfen, ben bayılacağım artık.
Tamam oğlum ama bayılmadan önce söyle bakayım. Dilek en çok hangi renkten hoşlanır? En ucuzu hangisiyse ondan hoşlanır. Ha, tamam. Sen şunu bir tut, ben rahat rahat dolaşayım. Tamam, tamam. Tamam, ben de çöktüm şuraya. Öf. Allah kurtarsın kardeşim. Eyvallah, birader. Bayağıdır buradayız. Lacivert olan dene, çantayla daha çok uyum. Çanta benim değil. Çalmadım umarım. Var. Efendim Serdar'cığım. Ben alışverişteyim de bir elbise bakıyordum. Bir türlü karar veremedim, ondan geciktim. Tamam tamam, geliyorum ben. Sen beklet, oyala biraz, geliyorum ben. Hadi bay bay. Nasıl? Oldu mu kıyafet işinize? Oldu gibi. Fakat biraz yani vücudun güzelliğini, kıvrımlarını falan ortaya çıkaracak şey istiyor. Bir iddialı böyle frapant modeller. Anladım, hemen geliyorum. Kusura bakma, hevesin kursağını da bıraktım. Yok, yanlış anladın gerçekten. Bu sırada bu elbise sana pek olmamış yani. Sebep? Niye olmamış? Yaşını bir göstermiş. Sence kaç yaşındayım? 32, 33. Bölü 2. Hanımefendi, istediğiniz modellerimizden getirdim. Bence şunu bir denemelisin. Yine pişman olmayacaksın, güven bana. Sen bunun altına ayakkabı da seçersin şimdi. Tamam, olur tabii. Eşiniz kaç numara giyiyor? 39. Hemen getiriyorum. Sence hangisi? Desenli daha güzel bence. Emin misin? Hı-hı. Hocam, desenli. Aklın kalmasın diye benden sana bir hediye. Teşekkür ederim ama kabul edemem. Ya ama lütfen. Ya şu geçirdiğimiz hoş vaktini hatırla. Ya da ben seni bir ara... Ben sana bir kahve ısmarlayayım ve ödeşelim, ne dersin? Aile. Aklımı okudun. Kalbim desen daha şık olurdu ama olsun. Öyle olsun. Kahve bahanesi olsun. Pınar Şenöz. Memnun oldum. Ben de. Sayende erkekler kadınlarla alışveriş yapmaktan nefret eder yalanı da çürütmüş olduk. Olduk değil mi? Evet ya, biz biraz alışveriş yaptık. Güzeldi. Bu arada kadınların nefret ettiği bir şey aklına gelirse çekinme ara. Beraber çürütürüz. Ozan, Dilek hangisini beğenir sence? Çantanın sahibi geldi, anne. Hı? Anne ne bileyim, alsana işte birisini. Evladım senin sevgilin değil mi? Sen bilmeyeceksin de ben mi bileceğim? Bak bakayım. Ben yardımcı olayım teyzeciğim. Ah, teşekkür ederim. Bence şu daha güzel. Hı. Hı-hı. Tebrik ederim. Hiç vakit kaybetmeden kadınların nefret ettiği bir şey buldum. Kartı. Ya Ozan, fiyatını göremiyorum. Bir baksana. Eğer bu pahalıysa ötekini alırız. Çocuğum baksana. Heh.
Başkanım, annem aldı. Ay ne zahmet etmiş ya. Haftaya da yüzüğü takarız artık. Tam acelesi yok. Hediye için teşekkürler. Bir şey değil. Grup geldi mi? Evet, içerideler bekliyorlar. Ben çıkabilir miyim? Tamam, çıkabilirsin. Fakat Pınar Şenöz isimli herkese çiçek yolluyorsun. Sen beni aldatıyor musun yoksa? Bak ararım ha Selda teyzeyi. Hadi affettim. Bir yaşanmışlık var sonuçta. Bayanlar. Güzel. Bir, ben hoca değilim. Öncelikle ben bir erkeğim. Bunu unutmayın. Şimdi çıkıyorum ve tekrar geri geleceğim. Gözünüzü seveyim, bir kadın gibi davranayım. Göreyim sizi. Bak çıktım. Geldim. Bayanlar. İşte bu. Güzel. Evet efendim. Öncelikli dersimiz. Ay merhaba. Çok geç kalmadım değil mi? Hayır, buyur geç. Teşekkürler. Otur öyle. Evet kızlar. Birinci dersimiz. Hoşlandığınız bir adamı nasıl ayarlarsınız? Ya da eski sevgilinizin size geri dönmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Hanımlar, birinci kural. Goti büyütmek yok. Ceylan, gevşeyin biraz. Dik durun. Burnumuz havaya. Öyle kaçamak bakışlar, uzun süreli bakışlar falan yok. Alaycı ve umursamaz tavrınızı da unutmayın. Tamam. Tamam. Arkanıza yaslanın ve gerisini bana bırakın. Merhaba Caner'cim. Merhaba. Caner, Ozan. Merhaba. Selamlar. Aşkım. Teşekkür ederim. Sevgilin nerede? Yoksa daha ilk günden terk mi etti seni? Bayanların her zaman biraz geç kalmaya hakkı vardır. Öyle değil mi? Bakıyorum aklında bir bu kalmış. ne içelim aşkım? Bilmem. Benim için sen karar ver. Aşkım. Sevgilinin gıyabında artık. Yeni ve taze aşklara. Aşkıma. Aşkım. Kusura bakma aşkım. Önemli değil sevgilim. Şöyle geç. Pınar, Ozan, memnun oldum. Sen de dilek olmasın. Yok tatlım. Sen karıştırdın. Ben Ceyda. Kusura bakma, benim hatam. Dilek ha? Bakıyorum Caner Bey iki arada bir derede. Neyse. Yok canım, senin eline su dökemem. Daha önce karşılaşmış mıydık? Hiç yabancı gelmedin de. Yazardır kendisi. Aa öyle mi? Kusura bakma pot kırdım. Ne tür şeyler yazıyorsun? Ben aşk üzerine yazıyorum. Aşk kitaplarım var. Kadınlara. Son yazdığı da ben oluyorum bu durumda. İyi para kazanıyor musun bari? Fena değil, fena değil ya. İyi. Ama benim kalbimi kazandığı kesin. Oo desene çoktan köşeyi dönmüşsün. Anlat bakalım Pınar'cığım. Nasıl çaldın Caner'in kalbini? Aslına bakarsan aşık olmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu bana hatırlatarak o benim kalbimi çaldı desek daha doğru olur. Ne zaman başladınız bu aşk meşk oyunlarına? Dün gibi taze. Her yeni bir gün gibi canlı. Evet. Anlaşıldı.
Aşkım. Bir de senden duyalım bakalım. Evet. Sen nasıl kazandın Ceyda'nın kalbini? Yokluğumu hissettirmiyorsundur umarım. Zor olmadı. Ben Ceyda'yı senden önce tanıdım Caner'cim. Aradan çekilip biraz yokluğumu hissettirdim. Ya sen ya ben dedim, biz olduk. Aşk Pınar'ıma. Şımartıyorsun beni. İyi oldu böyle beraber yemek yememiz değil mi? Ne de olsa hepimiz medeni insanlarız. Tabii canım. Keşke herkes bizim gibi arkadaş kalmayı başarabilse. Değil mi? Ya. Ya. Ah, bu şarkıyı çok severim. Dans edeyim mi? Ha, öyle mi? Tabii, tabii olur. Dans edelim ki dans pisti çift görsün, öyle değil mi? Müsaadenizle. Tamam. Yeter artık, bak çok uzamaya başladı bu iş, ben sıkılmaya başladım. Sakin ol. Sensiz olmaz, dayanamam yokluğuna. Yok sensiz olmaz, hiç zorlama beni buna. Çok denedik bunu biz, başaramadık. Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık. Sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Yok sensiz olmaz, bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeyince, ne de şarkılar söylenir gönlümüzce. Yok sensiz olmaz, hayatın bir tadı kalmaz. Yok sensiz olmaz, nefes almadan yaşanmaz. Çok denedim bunu ben, başaramadım. Senden başka biriyle yaşayamadım, yaşayamadım. Aşkım. Aşkım. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Partilerin çabuk yoruldu bakıyorum. Benimle bir dansa var mısın? Ödünç alıyorum, merak etme. Tabii, tabii, neden olmasın? Sahibin kızmasın sonra. Ya, yok, kızmam. Aşkım. Gözüm üzerinde. Benim de üzerinde. Buyurun küçük hanım. Nereden tanıyormuşsun? Aşk Olsun'un yazarı Ozan Akkürek'le mi dans ediyorum şu an? Evet efendim, o benim. O zaman da yeni müşterin oluyor. Şu an sağ çalışması üzerindesin. Amacın Caner'i kıskandırarak Ceyda'ya geri dönmesini sağlamak. Doğru mudur? Hiç fena değil. Ama yani düzeltmem gereken birkaç detay mevcut. Mesela? Amacım Caner'i kıskandırmak değil. Amacım seni kıskandırıp benimle bir ilişkiye başlamanı sağlamak. Bunu sen de istiyorsun eminim.
Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Kendinden merak ediyorum doğrusu. Öyle olmasaydı bana kartını vermezdin. Ha, bir de Dilek benim sekreterim olur. Yani onunla oynadığımız oyun sırf annemin gönlünü almak için de o kadar yani. Bir açıklama yapmana gerek yoktu. Bil istedim. Biriyle beraber olmana rağmen bana kur yaptığına göre senin de bana bir açıklama borcun var. Kur yapmak mı? Ne oldu, hoşuna gitmedi mi? Başka bir şey bulayım. Kur yapmak. Kur yapmak öyle olmaz. Nasıl olur? Terbiyesiz. Aa. Caner kalk gidiyoruz. Ne oluyor ya? Ne oldu lan? Ceyda'nın bu çapkın sevgilisi beni öpmeye kalktı. Ne? Vay cibiliyetsiz. Sen önce o kardeşim. Gel Pınar. Ceyda tam dengini bulmuşsun. Bir boku beceremediniz Ozan Akgürek. Yok yok. Çekil önden. Vay. Ah. Ayım. Yazar olarak manşetlere çıkarsın Ozan Akgürek. Ceyda Hanım, iki saniye nefes alın lütfen. Bir sakin olun. Alo. İlgimi çekecek bir şey. Orada mısın? Bu ne ya? Ya sana söylüyorum bak, her ne pahasına olursa olsun ben Caner'i istiyorum. Duydun mu beni? Tabii ya. Alo. Anlamalıydım. Hay benim eşek kafam. Eşek. Alo. Nesini anlamadın? Anlamadım ki. Alo. Sence burada mı oturuyordur? Yok canım, iş adresi. Nasıl bir yerdir ki burası? Düşman bölgesi nasıl bir yerdir sence? Vay. Gidemek istemiyorum. Bir saniye diyorum ya. Bir saniye açıklayacağım diyorum. Niye dinlemiyorsun? Ne açıklayacağım be? Saçımı süpürge ettim ben senin için. Bir de üzerime gel kokarsın. Tamam bak, ben bir eşeklik ettim. Ama bir sor. Sormayacağım be. Git mahkemede hakime anlatırsın. Ciğeri beş para etmez hep seni. Madem sen sormuyorsun ben söyleyeyim. Sana aşık olduğumu söylemek için gittim ben ona ya. Ya çocuk kandırıyorsun değil mi? Biz de yedik. İnanmıyorsan aç kendin sor. Ya çocuğumun ölüsünü öpeyim ki yalan söylemiyorum. De yalanına çocuğunu dahil ediyorsun ya. Uzak dur benden bak. Yemin ederim bıçaklarım kendine. Tamam bıçakla. Ne yapacaksan yap. Ama şunu da bil ki eğer sen böyle bir şey yaparsan ben de peşinden gelirim. Çünkü sen benim tek aşkımsın. Bu hayatta sensiz yaşayamam. Söylediklerini. Ben sana ne zaman yalan söyledim ha? Evet. Gayet hissedim ben. Bence olacaklara gayet hakimsiniz şu an. Teşekkürler. Bir daha da karınızı aldatmazsınız artık. Bu arada beni haberdar edin, olur mu? Tabii. Heh. Kolay gelsin. Siz de bu formu doldurun. Döktürdüler ya. Evet. Vallahi. Çay mı kahve mi? Dün gece bana yaşattıklarından sonra uyanık kalmam lazım. Kahve olsun lütfen. Başvuru formu. Bana da şekerli lütfen. Size nasıl yardımcı olabilirim Ozan Bey? Vay. Dün gece yani dudaklarından öptüğüm birisine siz demek biraz tuhaf olmuyor mu? Evet, haklısın aslında. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Şöyle ki... Evet, dün geceki olup biteni anlatarak başlayabilirsin mesela. Anlayamadım. Hadi, ikimiz de meslektaşız değil mi? Ya aynı dili konuşuyoruz sonuçta. Müşterimin haklarını savunuyordum diyelim. Wow, tebrikler. Çok başarılıydın. Acaba bana dayak attırmakta bu planların arasında var mıydı? Teşekkür ederim. O biraz da o aşama oldu aslında. Özür dilerim. Bu ne ya? Şeker bulamadım, tuz koydum. Kızdın mı? Evet. Mesleki destek almak için mi geldiniz? Çekinmeyin, rahat olun. Buyurun. Ya aslında buraya gelmemin sebebi sana bir teklifte bulunmak. Evet, dinliyorum. Anlaşıldığı üzere ikimiz de müşterilerimizin arzularını yerine getirmek için dün geceyi planladık. Hı hı.
Ve tahmin ettiğim gibi Caner Bey ile Ceyda Hanım bu ilişkiye yeniden başlamak istiyorlar. Bilakis Caner Bey Ceyda Hanım'dan uzak durabilmek için benim desteğim oluyor. Anlamadım. Caner Bey ayrılık sonrası depresyonu pek kolay atlatamadı. İkinci bir ayrılık onda tamiri mümkün olmayan bir çöküntüye neden olabilir. Dolayısıyla kendisini Ceyda Hanım'dan uzak tutmaya çalışıyorum. Vay. Ay ben sanmıştım ki kıskandırmak için bu oyunu planladınız. Yanlış sanmışsın. Tamam. O zaman daha açık konuşmamda bir sakınca yok. Pınar Hanım, Ceyda yeni ve taze bir ilişkiye hazır. Geçmişte yaptığı hatalarının da farkında. Peki Caner Bey'in ayrılık sonrası neler yaşadığının farkında mı? Ya neler yaşamış olabilir ki Allah aşkına? İki gözyaşı dökmüştür, 3-5 kilo vermiştir. O kadar yani, abartmayalım lütfen. Peki, izleteyim ben size o zaman. Bunlar ayrılık sonrası ilk gün çekildi. Ceyda! Bütün ana haber bültenlerinde yer aldı. Ceyda! En çok izlenen 7. video. Ceyda! Ceyda! Ya ne diyebilirim ya? Geçmiş olsun, ne diyeyim? Ah, bu arada çiçekler için teşekkür ederim. Yani sekreterin Dilek gerçekten zevkli bir kızmış. Vallahi kaktüs göndermesini istemiştim ama bak dediğimi yapmamış yani. Neyse. Caner Bey ile Ceyda Hanım yeni ilişkilerinde böyle bir sorunla karşılaşmaz umarım. Nasıl olsa böyle bir şey olmayacak. Bunu kimse bilemez. Aşk hesap kitap işi değil belki ama bu aşk Caner Bey'e mutluluktan çok acı verecektir. Gülü seven dikenine katlanır Pınar Hanım. Ayrıca herkes ikinci şansı hak eder. O zaman tatlı ve dürüst bir rekabet dilerim efendim. Umarım öyle olur. Bunu da oyun olarak görüyor olman çok acı tabii. Bu aşk oyunu bittikten sonra benimle bir yemeğe çıkar mısın? Aklım başına gelirse belki olabilir. Aklım başımda olsaydı böyle bir teklifte bulunmazdım. Bu evet demek mi? Kısmet. Peki. O zaman bu oyunun bir an önce bitmesi dileğiyle efendim. Bol şans. Sana da. Bana gerek yok ama teşekkür ederim. Kolay gelsin. Size de. Taksiye. Gel kardeşim. Birader bakar mısın? Buyur. Bu Aşk Olsun kitabının yazarı sen misin? Ya evet benim. İmza istiyoruz. Yengeye mi? Yok. İkinci baskıyı gireceğiz de sana. O ne demek ya? Birader sana taksi değil ambulans gerekecek. Oğlum sen nasıl delikanlısın lan? Utanmıyor musun sen bizi kadın milletine mezzetmeye? Olur mu böyle şey ya ben... Abi hatura bak sizi çağırıyorlar. Koş lan kaç. Ulan lan. Bas baba bas. Bas baba. Lan. Nereye gidiyoruz abi? Sür kardeşim sür. Ne oldu? Niye durdun ya? Oğlum koşsana. Aşk Olsun kitabının yazarı sendin değil mi? Ulan bir de halkımız kitap okumaz diyorlar be. Benim eve. Yürü git lan. Ne oluyor? Gel buraya gel. Bırak, 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 bırak. Ceketi dokunma. Gel. Lan vallahi bak ağzınızı burnunuzu. Anam. Dilekciğim. Ay Ozan Bey ne oldu iyi misiniz? İş kazası diyelim ya. İş kazası. Ha, Ceyda Hanım içeride sizi bekliyor. Tamam. Ceyda Hanım. Kimi arıyorsunuz? Caner'i arıyorum. Alo. Alo. Sessiz ol. Dilek. Caner. Ceyda. Beyefendi. Beyefendisin adı. Caner Bey'le mi görüşüyorum? Evet. Buyurun. Kim arıyor? Ben hemşire Dilek. Hastaneden arıyorum. Hastaneden mi arıyorsunuz? Ceyda'ya bir şey mi oldu yoksa? Bir saniye. Acele. Et. Ceyda Hanım hapı yuttu. Ceyda hapı mı yuttu? Hepsini yuttu. Ceyda Hanım aşırı dozda ilaç almış. Alkışlı yani. Nasıl iyi mi durmuş? Şu anda. İyi gibi görünüyor şu anda. Gibi. Ama ay Ceyda Hanım iyi misiniz? Acil durumda aranması gereken ilk kişi siz olduğunuz için aradım. Hastaneye yazmasın diye de Ceyda Hanım'ın telefonundan arıyorum. Hangi hastane orası? Hemen geliyorum. Aferin. Ceyda! Aman Allah'ım. Aşkım iyi misin? Sakinleştirici verdik dinleniyor şu an.
Durumu nasıl? Tam olarak bilemiyoruz. Kontrol altında. Aşkım. Aşkım. Sen mi geldin? Geldim. Aşkım. Aşkım. Ceyda. İyi misin? Aşkım. Sen misin? Evet, benim aşkım. Ceyda, affet. Affet. Ben Pınar'ı öpüp seni kıskandırmak istedim. Bana olan aşkından neler yapabileceğini hiç düşünemedim, bilemedim. Sana olan aşkından hapiştim de nereden çıkardın Ozan? Sen niye üzerine alındın ki? Benim için değil ki, kimin için? Hemşire hanım. Buyurun. Aşkımın iştiyaplardan bana da getirir misin? Hemen getiriyorum. Ceyda, affet beni. Lütfen beni affet. Ben sensiz yaşayamam ki. Ozan, bitti. Anlıyor musun beni? Aramızdaki her şey bitti. Peki. Peki, öyle olsun. Tamam. Ama yine de affet beni. Ben seni hiç üzmek istemedim. Aşkım. Aşkım. İyi misin sen? İyiyim. Hemşireye söyle de şu yatakları birleştirsin. Sağ ol Serdar'cığım. Sırıtmanız bittiyse geleceğinizi görmek ister misiniz? Nasıl? Anlayamadım. Ceyda Hanım sizi nasıl terk etmişti? Bir hatırlayalım isterseniz Caner Bey. Damat Bey, bir selam alabilir miyiz acaba? Heyecan var mı? Mutluluklar dilerim canım. Ay ay, gözlerini de kaparmış. Gel öpeceğim. Damatlığın ateş ediyor bebeğim. Harika. Sağ ol, sağ ol Fareciğim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Aşkım. Ömer. Aşkım. Kokusundan mı anladın Fahriye olduğunu? Ha? Fahriye miydi o? Ya, Fahriye'ydi. Eski sevgilinin düğünümde ne işi var? Aşkım, ya kapı komşumuz diye annem çağırmış. Gelin hanım, bir selam alabilir miyiz acaba? Heyecan var mı? Şimdi ben senin heyecanla. Lütfen kapatır mısınız şunu? Şimdi en güzel kısma geliyoruz. Biraz sabredin lütfen. Bilmez olur muyum aşkım? Bak kapıyorum ama bak gözlerim kapalı. Hem ben sana söyleyeyim, o uğursuz karı getirmiştir yağmuru da. Ama aşkım bak, yağmur bereket getirecek evliliğimize. Ay, ne bereketinden bahsediyorsun acaba Caner? Ya çoluk çocuk diyorum işte. Çocuk mu? Çocuk mu? Çocuk nereden aklına geldi şimdi senin? Yani ne bileyim, nereden aklıma gelecek? Çocuk işte geldi. Aşkım bak, misafirleri bekletmeyelim ne olur Allah aşkına. Beklesinler. Yağmur durana kadar da bekleyecekler. Ama Ceyda bak, saçmalıyorsun şu an, farkında mısın? Ben mi saçmalıyorum? Şuraya bakar mısın Caner? Kır düğünü diye tutturan sendin. Kır düğününe bak. Aşkım bak, bu kadar hazırlık yaptık. Bir sürü insan çağırdık, geldiler, bekliyorlar. Hadi hadi bitsin şu iş, ne olur bitsin artık. Ya evleniyoruz, evleniyoruz. Oldu bittiye getirmenin ne alemi var? Sen gözünü mü açtın? Hayır, hayır, bak kapadım. Kapadım aşkım, bak kapadım. Oha! Ya. Ay, çıldıracağım. Bu nedir artık? Ya bu şaka mı artık ama? Ay aman Allah'ım ya. Böyle iş mi olur ya? Ceyda. 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 Özür dilerim. Özür dilerim aşkım. Aşkım özür dilerim. Aşkım yap. Aşkım. Aşkım özür dilerim.
Aşkım özür dilerim. Ay dilerim onu. Bunu da, bunu da, bunu da al. Ay şardağ nasıl yıldırım düştü gördünüz mü? Gördük gördük. Ben de şimdi seni demeli anlayacağım. Ay bu kemal seni ben düğünlemeyi. Aşkım bırak sen onu. Biliyorum bunları izlemek size acı veriyor ama Ceyda Hanım'ın sizi nasıl yarı yolda bıraktığını hatırlamak biraz olsun kendinize getirmiştir sizi umarım. Evet. Şimdi daha iyi. Tarih tekerrürden ibarettir Caner Bey. İlki gibi bu da aynı şekilde sonlanabilir. Yo yo. Konuştuk ama. Yani aynı şeyleri yaşatmayacağını söyledi. Hem affettim bir kere. Ne oluyor ya? Niye vuruyorsunuz? Siz istediniz. Nasıl ben istedim? Manyak mıyım ben? Niye böyle bir şey isteyeyim? Ne oluyor be? İzleyelim Caner Bey. Buyurun. Ben Caner Gündoğan. Eğer Ceyda'yı affettiğimi söylersem ve ona geri dönersem lütfen bana bir tokat atın. Emin misiniz? Evet, eminim. Hatta neden tokat attığını sorarsam, ki sormam, bir tane daha atın. Hatta okkalı olsun bu sefer. Evet, haklısınız. Elinize sağlık. Peki şimdi ne olacak? Ya beni yine terk ederse ne yaparım ben? Caner Bey sakin olun, niye panik yapıyorsunuz ki? Hem ona bu fırsatı vereceğimizi de nereden çıkardınız? Burası bana evlenme teklif ettiğin yer. Aynen öyle. Üstelik aynı masayı ayırttım. Evet. Teşekkür ederim. Pınar'la kötü ayrılmadınız mı? Daha söyleyemedim. Şu an benimle buluştuğun haberi var mı? Tabii ki. Sadece nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Kolayı var. Olmuyor, yürütemiyoruz diyeceksin. Olacak, bitecek. Öyle mi? Hı. O kadar kolay demek. Sonuçta aşık olmadığın biri. Peki ya aşık olduğun biriyse bu? O zaman ne yapıyorsun? Pınar'a aşık mısın yoksa? Pınar'dan bahsettiğimi de nereden çıkardın? Kimden bahsettiğimi? Çabuk saçmalıyorum de. Öyle saçmaladım işte. Ben böyle sırada böyle saçmalıyorum. Pastayla mı başlıyoruz? Teşekkürler. Sakın bir daha benim söylediklerimin dışına çıkma. Yesene pastandan, çok güzel gözüküyor. Ne oldu? Aa, müzik mi o? Daha önce görmüştün zaten. Sana verdiğim şekilde geri almak istedim. Bu şekilde olması kafama fırlatmandan çok daha iyi, öyle değil mi? Bu da müstakbel eşimle düğünümde yapacağım ilk dansın müziğiydi. Müsaade eder misiniz lütfen? Şimdi. Bunlar da düğünümüzde patlatamadığımız havai fişekler. Nasıl olsa parasını ödedim. İyi işe yarasın, öyle değil mi? Demek beni bu yüzden buraya getirdin. Evet. Ama daha bitmedi. Başka ne bekliyor beni acaba? Ceyda Özok, ayrılık acısının nasıl bir his olduğunu anlaman için seni terk ediyorum. Duydun mu beni? Duydum. Ben de kabul ediyorum. Oha! Ceyda! Tutun, kaçmasın. Neler söylettin sen bana? Ceyda! Ceyda! Caner, kendine gel. Sakin ol. Derin nefes al. Caner bak, sen doğru olanı yaptın, tamam mı? Caner, o seni unutmadan sen onu unutamayacaksın, tamam mı? Sakin ol. Ama... Ceyda! Caner! Ceyda! Tamam. O benim patis payım! Caner! Ceyda! Bırakın lan! Bırakın lan! Caner!
yaptınız, elinizden geleni yaptınız Ozan Bey. Olmayınca olmuyormuş demek ki. Buyurun. İyi günler. Bir saniye. Ceyda Hanım, bir dakika. Ha. Koyun şunu cebinize. Lütfen. Gelin şöyle oturun bakayım. Olmayan ne? Biz bu fiyatı anlaşmamış mıydık? Az mı geldi? Ceyda Hanım, mesele para değil. Ne oldu? Bana bir içini dök bakayım. Ya öyle demek istemedim. Böyle değil. Yani olan biteni anlat demek istedim. Olan biteni bir anlat. Caner artık beni istemiyor. Ben ağlamayayım da kim ağlasın Ozan? Ama yani anlatmadan ben anlayamam ki. Bir ağlamak yok. Bir mevzuyu anlayalım. Bir durumu anlat. Ondan sonra istediğin kadar ağlayabilirsin. Evet. Bu aşk oyunu bittiğine göre şu yemeğe çıkalım mı? Ne dersin? Kısmet dedim diye hatırlıyorum. Hadi ama. Ayırma ya sevenleri. Hayret demek değil mi? Güzel mekanmış. Teşekkür ederim. Evet. Ah. Ya pardon. Selin Hanım, iyi akşamlar. Buyurun, sizi dinliyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Evet. Bence siz bir daha aramayın. Allah Allah, kendi kaybeder efendim. Ya size erkek mi yok? Merak etmeyin. Yani özür dilerim. Peki, teşekkür ederim. Tamam. İyi akşamlar. Kusura bakma ya. Ne demek canım, açacaksın tabii. İş sonuçta. Of. Ya şimdi Sema Hanım arıyor ya. Ama yani biraz kendi ayaklarının üstünde durmayı öğrenmeliler. Ben sonuçta bunların bakışçısı değilim. Yani benim de bir özel hayatım var değil mi? Tamam. Kapattım. Özür dilerim. Evet, ne yaşıyoruz? Pardon. Alo. Buyurun benim. Sibel kim? Hanımefendi, ben kadınlara danışmanlık yapmıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Ozan Akyüre'yi tanıyor musunuz? Hı. Ondan destek alabilirsiniz. Ne demek? Rica ederim. İyi akşamlar. Beni tavsiye etmene şaşırdım. Başımdan salmak için iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Ay, yine arıyor. Benim telefonumun kapalı olduğunu unuttum. Bence sen de yani sen bilirsin. Doğru diyorsun. Teşekkür ederim. Tebrikler. Alo, Ceyda Hanım. Pınar Hanım'ın telefonu kapandı. Eve girebilirsiniz. Tamam, ben de çıkıyorum şimdi. Hadi bakalım Ceyda. İçtiğimizi söylemedin. Sen söyle. Bence burada olmamıza vesile olan Caner'le Ceyda'yı içelim. Ha şimdi onların derdi olmasa biz burada olmazdık değil mi? Doğru diyorsun. Caner orada olduğunu biliyorum. Lütfen açar mısın kapıyı? Caner. Hiç aşık oldun mu?
Oldum. Güzel bir his ama değil mi? Bir şey değil. Hep bu kadar alaycı mısın sen? Sen hep böyle kibirli misin? Böyle alaycı birini görünce dayanamıyorum. Ben de sen böyle kibirli olunca alaycı yaklaşıyordum. Sorun kalmadı o zaman. Caner, lütfen kapıyı açar mısın? Sadece eşyalarımı alıp gideceğim. Ben yarın sabahtan gönderirim evine. Şu anda müsait değilim. Yarın sabah erkenden trenim var. O yüzden sabah gönderemezsin. Şimdi almam lazım. Lütfen kapıyı açar mısın? Açar mısın kapıyı? Aşk acısından uzak durmak şartıyla güzel tabii. Ama acısı olmasa biz işsiz kalırdık. Demek sen tedavi ettiği hastalığa yakalanmış bir doktorsun. Tedavisini bulduğum için doktor oldum desek daha doğru olur. Ne oldu, niye güldün? Ya işle aşkı birbirine karıştırmayalım demek bizim meslekte zor. Bir de yani hani aşktan konuşurken işi karıştırmamak. Bu da bizim meslek hastalığımız işte, ne yapacaksın? Doğru. Bizim bahtımıza düşen de bu. O zaman biz de bu bahtsızlığa içelim. Bizden uzak dursun da. Ya da şu, seni arkadaş olarak görüyorum ben. Vurday, ne öyle? Hiç, ne demek öyle? Dün öyle davranmıyordun ama. Aynen. Bir de ilk adımı erkekler atar. Allah Allah, ayrılırken ilk adımı erkeklerin atmasını beklemiyorsun ama. Doğru diyorsun. Bak bir de şu var, beni taşıyacak bir erkek istiyorum. Ben seni nasıl taşıyayım, kazı kadar olmuşsun? O ne yani şimdi? Ayakların üstünde durmak istiyordun, ne oldu? Bir de şu, ben sana layık değilim. Çünkü sen çok daha iyilerine layıksın. Layık değilsin tabii. Diyen de çıkmaz yani, değil mi? Olur, olur, olur. Doğru. Bir de son şu var bak. Ben senden hiç ayrılmam çünkü ben bu ilişkiye... Çok emek verdim diyen, değil mi? Aynen. Hiç çoktan emeğe saygı. Cheers. Cheers mi? Cheers olmasın o sakın. Cheers mi o? Yo yo, bu sende kalsın. Senin hakkın bu. Hayır hayır, senin de emeğin var. Caner. Efendim? Neyse ya. Ceyda. Evet. Boş ver. Ozan seni kıskandırmak içindi. Evet. Seni geri istediğim içindi. Ceyda. Ben de Pınar'ı seni unutabilmek için tuttum. Sırf sana olan aşkından başıma bir şey gelmesin diye pandispanyam. Ama aşk değil abi, şimdi mi söylenir bunu ya? Gece için teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim.
Sabah kahvaltıya ne dersin? Olabilir. Bu arada kitabını okudum. Ciddi misin? Şaşırdım. Aşk hakkında ne düşündüğünü merak ettiğim için okudum. Sınavı geçtik mi? Sınav devam ediyor. Bu arada kitabı alana acil danışma hattından ücretsiz telefon hakkı hediye. Aklında olsun. Beni istediğin zaman arayabilirsin yani. Aslında bir sorum var. Şimdi sorsam olur mu? Buyurun Pınar Hanım. Size nasıl yardımcı olabilirim? Peki. Neden bir başkası değil de ben? Neden sen? Neden? Ya çünkü... İnsan beklemediği bir soruyla karşılaşınca böyle afallıyor tabii, değil mi? Evet. Neyse. Kitabında ilk buluşmanın nasıl sonlanmasıyla ilgili ne yazdığını hatırlıyor musun? Evet. İlk buluşma sonrası partnerinizi... Sakın eve davet etmeyin. Sizi kolay lokma olarak düşünmesini istemezsiniz. Hı hı. Öpüşmek için onun hamle yapmasını bekleyin. Öpüşmeyi kısa tutun ki gecenin tatlı bir anısı olarak yerini alsın. Bir yasın ellerim kırılsın. İyi geceler. İyi geceler. Ah, günaydın hanımlar, nasılsınız? Günaydın. Hayırdır sabahın köründe? Ya hava çok güzel, size eşlik edeyim dedim. Ne var? Gece iyi geçmiş galiba. Ya çok güzeldi. Hadi bakalım erken kalkan yol alır. Koşalım. Ceyda Hanım'dan haber var mı? Faturayı kesebilirsiniz diye mesaj çekmiş. Güzel. Bugünkü bütün randevularımı iptal et. Vay, önce aşk diyorsun yani. Ya Pınar'a mesaj attım ama hala cevap yazmadı. Arayayım mı sence? Ay bir uyanmasını bekle bence. Öyle mi? Bizim mekanda kahvaltıya çağırdım. Belki gelmiştir ha? Ben tempoyu arttırıyorum. Hadi bol şans. Allah Allah. Hoş geldin. Ben de seni arıyordum. Demek yemeğe çıkmamız. Telefonda sekreterin Dilek'e beni taciz ettirmen. Baş başa kalalım ayağına telefonları kapatmamız. Sırf Caner'in bana ulaşamayıp da Ceyda ile yalnız kalmasını sağlamak için de, öyle mi? Sayılır. Ama bu bahaneyle birbirimizi tanımış olmadık mı? Doğru. Yani senin ne mal olduğunu öğrenmiş oldum. Sağ ol. Oh! Pınar! Pınar! Randevu kısa sürdüğüne göre kötü geçti galiba. Onu kullanıp oyunumu alet ettiğimi düşündü. Öyle yapmadın mı? Ya öyle yapmak istememiştim. Tamam, öyle görünüyor olabilir ama öyle değildi yani işte. Anla. Bunu benim değil onun anlaması gerek. Telefonuma baksa söyleyeceğim ama. Allah Allah. Açmaması özür dilememek için bir bahane mi sence? Direkt gideyim mi? Yok. En iyisi bekle. O gelsin. Gelir mi ki? Bak sen iyicene bana benzemeye başladın. Heh. Şuna bak. Bir de dalga geçiyor ya. Bir de bu işin doktor olacak. Özür dilesem döner mi? Kim? Özür dilesem diyorum. Affeder mi? Vallahi nasıl dilediğinize bağlı. Nasıl denemeliyim sizce? Ya beceremezsem, ya elimi gözüme bulaştırırsam? Pınar Hanım'la görüşecek. Müsait değil şu an. Olsun.
Meşgul diyorum, dursana. Ya bıraksana. Bırak. Müsait değil şu an. Bırak. Meşgul diyorum, anlamıyor musunuz? Evet. Bencil, ukala, dalavereci, hayatı oyun bir insanım. Evet. Caner sana ulaşamasın diye dün geceyi de bir fırsat olarak kullandım. Ama sorduğun soruya cevabını vermeden de buradan gitmem. Dün gece neden ben diye sormuştun. Neden bir başkası değil? Çünkü sen benim dengemi bozdun. Seninleyken kim olduğumu unutturdun bana. Aşkı yalan dolan üzerine kurarak ne kadar mal bir herif olduğumu suratıma çarpan ilk kişi de sensin. Sevdiği kişiyi kırarak pişman olmanın nasıl bir duygu olduğunu da gösterdin bana. Sen gösterdin, bir başkası değil, sen! Özür dilerim. Umarım kabul edersin. Affedilmenin de nasıl bir duygu olduğunu bana hissettirirsin. Yardımınız için sağ olun. Bu kadar içten söyleyebilir miyim bilmiyorum. Ama elden versem olur mu sizce yazdıklarımı? Şşt birader, sen şu... Evet kardeşim. Ben Aşk Olsun kitabının yazarıyım. Ben anladım durumu. Ben şimdi dışarıda bekliyorum. Siz böyle boş sırasına göre gelin. Çünkü hak ettim ben bunu, anladın mı? Hak ettim! Ya çok özür dilerim. Konuklar arasında Pınar Şenöz ismi var mı? Bir bakayım. Evet, var ama gelemeyeceğini bildirmiş. Öyle mi? Teşekkür ederim. Gelin odası neresi? Hemen şu tarafta. Sağ ol. Buyurun. Efendim, şimdiden herkese mutluluklar dilerim. Ceyda Hanım, ne oldu, ne var? Yok bir şey. Hayır, ağlıyor. Kimisiniz de? Bak ya, yine mi sen ya? Neyi çekiyorsun ya? Sen de oğlum, ne çekiyorsun? Kimi çekiyorsun, kime çekiyorsun? Çiçek beni istemiyor, çekme! Ceyda hoş. Madem benim aşkımdan emin değilsin, al o zaman. Ceyda Hanım, yani bir konuşsaydık. Ne oldu ya? Oğlum! Oğlum! Ne söyledi kıza? Niye ağlattın onu? Yahu Caner, önce bir sor, sonra vur. Bu ne biçim sıralama? Gözümü çıkart. Sen de çekip durma lan! Bu ne lan? Allah kahretsin. Merhaba. Merhaba. Hayırdır? Sen neden buradasın? Caner Bey, Ceyda Hanım'la karşılaşma ihtimalinden dolayı özel eşyalarını almaya beni gönderdi. He. Benimki de aynısı işte ya, aynısı. Geç kalmışsın o zaman. Niye anlamadım? Çünkü Ceyda Hanım eşyalarını çoktan almış. Ya işin aslı, ben belki Ceyda'yı burada bulurum diye bakmaya gelmiştim. Yardım edeyim ben. Bu sefer niye gittiğini öğrenemedin demek. Bir telefonlarıma baksa öğreneceğim ama. Nikah gelme işinin sebebi ben değilim umarım. Benim geleceğimi düşünerek gitmedin herhalde. Yok, yok, yok ya. Nereden çıkarıyorsun, olur mu? Caner çıplak koşuya çıktın mı bari? Daha haberleri seyretmedim de. Yok, artık tüm kadınlardan nefret ediyor. Eğer dönerse sana müşteri olarak gönderirim artık. Tabii dünkü rezaletten sonra müşteriye ihtiyacım olacak, haklısın. Aklında olsun.
İşimiz bittiğine göre kahve mi çay mı? Masraf olmasın ya. Yok canım, müşteriye yazarız artık. O zaman kahve. Az tuzlu, sen anladın. Yaptıkları abime mi bakıyorsun? Güzel olmuş. Unutmayayım onu. Yakacaklarım arasında o da var. Nasıl tanışmışlar biliyor musun? Biliyorum. Saçma. Niye? Bence gayet hoş. Hadi canım. Ne öyle sapık gibi? Böyle erkek kaldım ya. E seviyor ki sabretmiş. Hadi canım sen de. Sen böyle bir adam ister misin Allah aşkına? Söyle. Canlandırıyorum. Ben Caner. Merhaba, boş mu? Tabii alabilirsiniz. Alabilirsiniz dedim, oturabilirsiniz demedim. Bak ben burada kalkmıştım gitmiştim. Ben uğraşmam. Kalktım gittim ben. İşte sevseydin gitmezdin. Gittin de ne oldu? Avucunu yaladın. Yedin kızdan da lafı. Evet, doğru söylüyorsun. Tamam. Bundan sonra çekip gitmek yok. Giderse de kovalayacağım, yakasına yapışacağım. Abartmadım. Tamam. Peki, ne demiş Caner? Bu sandalyeye oturmak için değil miydi zaten? Bak, Ceyda da böyle gülmüş işte. Tabii öyle okur gibi söyleyince gülmemiştik de, neyse. Tamam o zaman, devam et. Tamam, hadi devam et. Ben Caner, isim neydi? İsmi öğrenip de ne yapacaksın? Vay, ezber yapmışız bakıyorum. Öyle mi demiş? Aa, bak seni Ceyda gördüm, aynen. Aa, kadın öyle. Peki tamam, Caner ne demiştir? Ben de düşünüyorum. Caner ne demiş olabilir? Ben şimdi senin ismini öğreneceğim. Daha sonra da telefon numaranı alacağım. Seni yemeğe çıkartana kadar her gün her gece arayacağım demiştir bence. Demiştir. Bence öyle demiştir. Hop! Vallahi Caner oldum. Aynen onları söylemiş. Şunu sen bakayım. Sen bir kere bakıp da söylüyorsun. Olabilir. Aşk doktoruyum ama tedavim yok. Benim kendime bile bir hayrım yok. Çözebilmek mümkünse gel ucundan tut, sakın bırakma. Böyle bırakma. Deli değilim ama inanmak zor. Bir haber alamazsan bile hayran. Benimle dans eder misiniz efendim? Evet.
geleceğimi umuyorum. Bunu biliyor olman güzel. Sıra sende. Bakmam bittiyse sıra bende. Tamam. Ozan. Hı? Kapı çalıyor. Ben uyuyorum vallahi. Ya Ozan kapı çalıyor diyorum. Ya uyuyorum. Ya kapı çalıyor diyorum, anlamıyor musun? Baksana. Vay, demek evlilik böyle bir şey. Hadi. Ne yapıyorsun sen ya? Merhaba. Caner Bey yok mu acaba? Yok. Ha, tamam o zaman. Sen dur bakayım. Sen bir içeri gelsene ya. Gel gel. Gir içeri bakayım. Sen verdin değil mi benim fotoğrafları gazeteye? Öyle oldu abi. Aniden vermek durumunda kaldım. Şimdi ekmek parası... Ya bırak. Bu elindeki ne? DVD abi. Allah aşkına. Arabaya da asılıyor mu lan? Oğlum görüyorum. İçinde ne var? Abi çok önemli şeyler var. İzlemeniz lazım. Öyle mi? Göreceğiz bakalım. Nimetler yenge. Otur kardeşim. Bakın şimdi. Bu son düğün. Buyurun. Yani odadan çıkarken yakaladığım son an. Bu da ilk düğünün batmasını takiben çektiğim bir an. Şimdi burada ekranı da ikiye de böldüm. Böyle rahat anlaşılsın diye. Ha bu arada anonsları ben yetiştiremedim ama burada size anonsları canlı canlı yapacağım. Canlı canlı. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Deli misin? Divane misin? Bırak. Uzatma. Devam et. Neyi çekiyorsun? Fahriye'den çiçek gelmiş. Oğlum ne çekiyorsun? Kime çekiyorsun? Kime çekiyorsun? Niye çekiyorsun? Çek ya. Çek. Ya Ceyda Hanım bir... Ne söyledi kıza? Oturtmuş. Alıştım artık. Şok şok şok. Düğünü evlilik sözleşmesi mi bozdu acaba? Çocuk normal değil bakma. Tamam yani bak ilk düğünü o bozmamış. Yani niyetlenmiş kadıncağız ama fırsatı olmamış. Akrabalar, eski sevgililer, Yağmur, Yıldırım derken normal tabii. Aynen. Soru bir. Caner Bey'in sözleşmeden haberi var mı? Bence yok.
Olsaydı kabul etmezdi. Kesin bu annesinin başının altından çıkmıştır. Tamam. Soru iki. Soru iki. Ceyda Hanım sözleşmeyi imzaladın mı acaba? Güzel soru. Şimdi eğer Ceyda sözleşmeyi imzalamamış olsa... Caner'in annesi düğünü iptal ederdi. Bravo, aynen. Ceyda zorda kaldı. Hani basireti falan bağlandı derler ya. Sonra da imzaladı tabii. Aynen. İmzaladı ama onuruna yediremedi, gururuna yediremedi. Çekip gitti. Olay bu. O zaman bir, ben bunu Caner'e anlatırsam... Ben de Ceyda'yı bulursam... Caner annesinden gidip sözleşmeyi alırsa... Bravo. Abi iki düğünde gözümün önünde patladı ya. Sen vicdan mı yaptın lan? Ya evet abi, Caner Bey'in gerçekleri bilmesi lazım ama, değil mi? Eyvallah, delikanlıymışsın kardeşim. Eyvallah. Hemen kaçalım. Dilek! Bana bak, eğer Ceyda Hanım kendi adına bir bilet aldıysa hemen iptal ettir. Yoldaysa da geri döndür. Benden bir şeyler öğrenmişsindir sen. Hadi bakayım, hadi bakayım. Evet, Ceyda sana geliyor şu an özür dilemeye. Hadi aşağıda bekliyorum arabada, çabuk. Çakal. Geliyor. 1001, 1002, 1003 geliyor. Gelme! Ne oluyor? Abi, ben anlatabilir miyim? Uzatmadan anlat oğlum. Evet, evet. Kaptan Gar'a gidiyoruz. Ne oluyor? Bas, 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 bas. Önce sözleşmeyi alalım. Sol, soldan kaptan. Hemen abim. Hallettim de, hallettim de Dilek. Aferin benim kızıma be. Kime çekmiş? Nasıl becermiş? Bakanın çok uzaktan akrabası gelecek, treni bekletti demiş. Aferin be. Sözleşmeden hiç haberim yoktu. Bilseydim karşı çıkardım. Hepsi annemin başının altından çıkmış. Asıl ben senin böyle bir şey isteyebileceğine inandığım için özür dilerim aşkım. 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 Çekiyor musun lan? Çekiyorum abi, çekiyorum. Sen rahat ol. DVD'yi de albüme koyarız. Vay, çok Ceyda gördük sizi. Hatırlatırım, albümde daha canlandırmadığımız bir sürü hanım var hanımefendi. Kısmet. Bu son olsun da. İnşallah, inşallah. Eskiler yalan dememiş. Bakıyorum gene alıntı yaptın. Aynı meslek olunca ilişki yürümüyormuş demek ki. Yapma o zaman. Zaten beceremiyorsun. Ben beceremiyorum öyle mi? İşine gelince akıl almayı biliyorsun ama. Ben senden akıl aldım. Var mı ki alacağım lan? Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Evet. Yazıklar olsun sana. Bak kavga bir kere başladın mı? Cevap yetiştirmek için sonradan pişman olacağınız laflar sarf etmeyin birbirinize. Böyle durumlarda bir nefes alıp frenlemekte fayda var. Yani... Ya
Bak öyle düşünmüyordum. Kızgınlık anında söylediğim laflardı. Özür dilerim, kusuruma bakma. Seni üzmek istemedim. İşte unutmayın. Tartışma sırasında empati kurmak ve bir an olsun içinize dönerek söylediğiniz cümleleri hatırlamak... İlişkiyi kurtarmanın en büyük anahtarıdır. Unutmayın. Sağ olun Pınar'ım. Bir daha gelmemeniz ümidiyle. İnşallah, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Yine beklemeyiz efendim. Oğlum, Dilek'in işi var mı? Yok. Anne, hayırdır? Yüzük bakmaya gideceğiz de. Hadi kızım. Annene söylemedin mi daha? Ya şey, anne... Merak etme, Dilek'e bakmayacağız. O sadece fikir verecek bana. Ya anne... Seni kim doğurdu evladım? Hı? Bir de beni kandırmaya çalışıyor. Vay. Nesin?